Ergün Diler, Göçmen Savaşı Daha önce de yazmıştım. Önemli bir isimdir. Amerikalı Profesör John Mersheimer. Rusya, Ukrayna'da özel bir askeri operasyon gerçekleştirmesi için kışkırtıldı demişti. 2008'deki NATO zirvesinde Ukrayna'nın üyeliğinin konuşulması Moskova'ya hadi harekete geç anlamına gelmekteydi. Öyle de oldu. Kremlin'in askeri harekatı Avrupa'da Avrasya'da dengeleri yerinden oynattı. Zaten Arap Baharı ile başlayan dalga Suriye'ye gelmiş, milyonlarca insan evinden yurdundan olmuş, yollara düşmüştü. Kitleler yer değiştiriyordu yani. Peki bu ritmin arkasında yatan asıl gerçeklerden, amaçlardan biri neydi? Gelin buna bakalım. Savaşı anlayalım. İlk adımı Sarıyer'deki İtalyan kilisesine yapılan silahlı saldırıdan başlayıp atalım. İstanbul'daki Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı İtalya basınında geniş analiz ve yorumlarla yer aldı. Orada da DH ve Gazze üzerinden açıklamalar büyük yer tutuyordu. İsrail'e elbette Avrupa destek veriyordu, netti. Saklayan da yoktu. Ancak İtalya burada arkalarda yer alıyordu. Olan biteni Gazze üzerinden okumak bizi doğru koordinata götürmezdi sanki. Polonya'dan araç getirip bir yıl garajda tutan Tacik ve Rus'a suikast görevi veren bir akılla karşı karşıyaydık. Soruşturmanın altından pek bir şey çıkmazdı. Konunun ne olduğu anlaşılacak ve kapatılacaktı. Reyna saldırısı gibi düşünün. İstihbarat işi olduğu için gidilecek son istasyon bellidir. 28 kişi daha gözaltına alındı, sorgulamalar sürüyor. Sürecekti. Peki konu neydi o zaman? Açalım. Konu büyük savaşın gölgesiydi. Önce Trump'a kadar gidelim. Trump Davos'ta eğer Avrupa'ya saldırı olursa bilin ki sizi korumayacağız dedi mi? Evet dedi. Wonderland'e ne kadar herkes bunu biliyor mu? Kesinlikle biliyor. Aynı Trump şimdi seçim ikliminde yine bu konuya girdi. Las Vegas'ta konuşan Amerika Başkan Adayı Trump, Amerika'ya bir saldırı olması durumunda NATO'ya yardıma gelmeyecektir çıkışına imza attı. Davos'taki çıkışını izah eder gibiydi. NATO'ya para vermeye devam ettiklerini belirten Trump, Size NATO hakkında bunu söylemekten nefret ediyorum ama eğer onların yardımına ihtiyacımız olsaydı, diyelim ki saldırıya uğradık, orada olacaklarına inanmıyorum, o insanları tanırım dedi. Aynı Trump, Teksas konusuna da girdi. Yani savaşın asıl mevziine de yaklaştı. Sadece Aralık ayında 302 bin kişinin Meksika'dan Amerika'ya girdiğinin altını çizen Trump, tüm zamanların rekoru kırıldı sınırımız kitle imha silahına yani bizim yıkımımıza dönüştü. Sadece 3 yıl önce Amerika tarihinin en güçlü ve en güvenli sınırına sahiptik. Bugün bizi bekleyen bir felaket var. Bu dünya tarihinin en kötü sınırıdır. Bir zamanlar büyük olan ülkemiz için açık yaradır. Dünyanın her yerinden teröristler Amerika'ya kontrolsüz şekilde akın ediyor. Artık ülkede büyük bir terör saldırısının meydana gelme ihtimali yüzde yüz. Yani Arap Baharı ile başlayıp Suriye'ye ulaşan dalga insanları yollara düşürüyor, Avrupa'nın kapısına itiyordu. Aynı şekilde aynı güç Afrika'da başlattığı momentumla yine Avrupa'yı hedefe koyuyor, Yüzbinlerce insanı Akdeniz kıyılarından AB'ye sürüklüyordu. İtiyordu. Doğru mu? Elbette, net. Yani bir akıl Arap baharı ve ardından Rusya'nın Ukrayna harekatına karar veriyor, sonra da Avrupa'yı önce enerji sonra da insan seli sorunuyla karşı karşıya bırakıyordu. Ancak Avrupa ordusu olmasa da aklı olan bir medeniyetti. Onlar da boş duramazdı, durmuyordu. Fransız istihbaratı Alman desteğiyle Meksika sınırını zorluyordu. Meksika'dan Amerika'ya girmek isteyenler arasında Afrika kökenli insan çoktu. Fransız istihbaratı DSG'ye, Amerika'nın görünmeyen eliyle AB'ye yaptığını yine aynı yöntemle Teksas üzerinden Washington'a yapıyordu. Bu kavga zaten silik de olsa Birleşmiş Milletler toplantılarında bile çıplak gözle görülebiliyordu. 25 eyalet bu insan dalgası göçmen akını neticesinde Amerika'nın birliğini bozabileceklerini, bağımsızlıklarını ilan edebileceklerini söylüyorlardı. Aralıkta 302 bin kişinin ülkeye giriyor oluşu az bir hamle değildi. Suriye üzerinden başlayan göçmen dalgasına Avrupa Birliği'nde en net kim karşı çıktı? Evet, Macaristan lideri Viktor Orban. Ne dedi? Göç dalgasının arkasında Soros var. Yani sınırlarını dikenli telle çeviren orman Amerika'yı işaret ediyordu. Amerika enerji kriziyle, tedarik zincirlerinin gevşemesiyle, göçmen sorunuyla mücadele edecek olan Avrupa'nın küresel rekabetten çekileceğini hesap ediyordu. Ayakta kalamayacaklarını düşünüyordu. Hem bu türbülansları AB'ye havale ediyorlar hem de korkudan kendilerine sığınmalarının önünü açıyorlardı küresel rekabette Çin'le baş başa kalmak için önce bu adımı atıyorlardı. Pekin'in en büyük ticari partnerini saha kenarına çekmek istiyorlardı. Rusya ile korkutup dediklerini yaptırma peşindelerdi. Zorunlu ittifak şıklardan biri olarak öne çıkmaktaydı. Devam. Bu denge içinde İtalyan Başbakan Meloni Türkiye'ye geliyordu. Giorgia Meloni muhalefetteyken Türkiye'nin AB üyeliği ihtimaline net ve sert biçimde karşı çıkıyordu. İtalya'nın kardeşleri Türkiye'nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa'nın bir parçası olmadığına inanıyor diyordu. Hatta Ankara'yı Avrupa'daki Türkleri ve Müslümanları çocuk yaparak kıtayı sömürgeleştirmeye teşvik etmek, Avrupa'ya göçmen şantajı yapmakla suçluyordu. Başbakan olarak İstanbul'a gelen Meloni, Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde bir araya geliyordu. Ve sızan bilgilere göre Başkan Erdoğan'dan Libya'dan gelen göç dalgasını durdurmasını istiyordu. Oysa Arap Baharı ile Afrika'daki darbeler ve savaşlar Avrupa'ya göç akını içinde kurgulanıyordu. Bunlar Avrupa'nın büyük olma iddiasından vazgeçmesi için atılan adımlardandı ve bu sorun Avrupa'nın geleceğini sarsıyordu. İtalyan Başbakan da bu çerçevede Erdoğan'dan yardım rica ediyordu. Meloni'nin Başkan Erdoğan'la görüşmesinde Libya'nın geleceğinin de masaya yatırılma ihtimali elbette fazlaydı. Ancak ilk sırada göçmen krizi yer tutuyordu. İşte küresel oyun kuran akıl İtalyan Başbakan Meloni'nin göçmen ricasına Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde cevap vermekteydi mesaj doğrudan Roma ve Ankara'yı ilgilendiriyordu. Afrika ve Orta Doğu'yu hallaç pamuğu gibi atan, ayağa kaldırıp AB'yi sarsan akıl, göçmen sorununun iki ülke arasındaki ilişkilerden daha yukarıda bir noktada olduğunu söylüyordu. Bu nedenle de derin yapıları harekete geçiriyordu. Siz karışmayın diyordu. Amerika ve Avrupa göçmen meselesi nedeniyle de örtülü olarak savaşa devam ediyordu. Bu savaşın bir cephesi de İstanbul'a taşınıyordu. Olan buydu, bence. Ergündiler. Takvim Haşmet Babaoğlu Orta sınıf nereye gidiyor? İlahi olana sevdasını verip karşılığında vicdan rahatlığını alır özgürlüğü verip konforu alır, yakıcı ateşi bırakır, tatlı sıcaklığı alır. Bu yüzdendir ki orta sınıfa mensup biri güçsüz bir yaşam dürtüsüyle donatılmıştır, korkaktır. Kendisini kaybedeceğinden o kadar korkar ki başkaları tarafından kolayca yönetilmeyi tercih eder. Nereden bu sözler? Tabii ki Herman Hesse'in Bozkır Kurdu'ndan. Esra Elönü'nün işi tabii. Laf arasında Bozkır kurdunu okumuş muydun diye sordu. Yeni yetmeliğimde okumuştum. Çoğu yerini hatırlamadığımı fark ettim. Yeniden okumaya başlayınca da karşıma bu satırlar çıkmaz mı? 2008'den beri davul çala çala gelen bir şey. Pandemiyle hızlanan, artık idam fermanı çıkartılan bir gelişme. Orta sınıfın global olarak işi bitti, bitecek. Belki bizde biraz daha hızlı olacak ama o ayrı konu modern toplumların orta direği olan sınıfın erozyonu uzun yıllar alacak. Belki fazla kötüye yorduğunuzu, yırttığınızı düşündüğünüz zamanlar da olacak. Fakat sonuç şimdiden belli. Kendinizi kandırmayın. Hele yeşil dönüşüm dedikleri plan tam olarak işletildiğinde hepimize geçmiş olsun. Çünkü yeni bir çağ geliyor, üretim araçları ve ilişkileri üzerine kurulu kapitalizm bitmişti üzerinde durmadık. Hizmet araçları üzerine kurulu kapitalizm dönemini de yeni derebeyleri ve tebaları düzeni kapatacak bu gidişle. Dönelim yine Hesin roman kahramanı Bozkır Kurdu'na. Bir yerde orta sınıf için şunları da söylüyor. Sayıları ne çok olursa olsun bu güçsüz ve korkak varlıkların ayakta duramayacağı tam da bu özelliği yüzünden ortalarda dolaşan kurtlar karşısında bir kuzu sürüsü rolünden öteye geçemeyeceği açıktır Kimin yaşam yoğunluğu böyle zayıf bir nitelik taşırsa, dünyanın hiçbir ilacı artık onu ayakta tutamaz. Okurlarımın cari politikadan uzak, global gelişmeler bağlamında sorduğu çanlar kimin için çalıyor sorusuna karşılık bir başlangıç olarak yazdım bunları. Not olarak dursun. Haşmet Babaoğlu, Sabah